Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Serkan Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Emredici hukuk kurallarından bahsedelim. Nedir emredici hukuk kuralları arkadaşlar? Kanunlar tarafından uyulması mecburi olan aksine bir hukuki işlem yapılması mümkün olmayan kurallardır. Arkadaşlar, emredici hukuk kuralları KPSS'de 3 kere sorulmuş. Yani KPSS'de yoğun sorulan bir soru kalıbı. Genelde soru kökünde şuna bakacağız. Eğer aksine bir hüküm yapılamıyorsa, aksine bir hüküm hukuki işlem yapılamıyorsa sorunun cevabı arkadaşlar emredici hukuk kuralıdır. Yani aksini yapamama kelimesini bulacağız arkadaşlar. Herkesin uyması zorunlu olan mecburi kurallar diyoruz. Şimdi bu kuralları hukuk düzeni neden koyuyor? Buna bakalım arkadaşlar. Bu kuralların kalemler dağılıyor. Nedeni yani herhangi bir kaza başımıza gelmesin. Kodlamamız ne? Kaza. Böyle bir kodlama yaptım. Birincisi arkadaşlar kamu düzenini korumak. Özellikle ceza hukukunun tamamı arkadaşlar emredici nitelik taşıyor. Yani ceza hukukunda yer alan bütün maddeler emredici kural niteliği taşıyor. Kamu düzenini korumak birinci amaç. Ahlakı, adabı ve zayıfı koruyabilmek amacıyla arkadaşlar bu kurallar konuluyor. Peki uyulmazsa ne olur? Uyulmadığı takdirde özellikle genel ahlaka, adaba aykırı, zayıfı zor duruma düşüren kurallara uyulmadığı takdirde arkadaşlar bu işlemler geçersiz sayılır. Bunu özellikle hukukta yaptırım türlerinde göreceğiz arkadaşlar. Geçersizliğin dereceleri var. İşte yokluk, mutlak buhtan, tek taraflı bağlamazlık. Özellikle yokluk ve mutlak buhtan emredici hukuk kurallarından uyulmadığı takdirde arkadaşlar karşılaşılan yaptırım türü oluyor. Evet, emredici hukuk kuralları çok önemli. Sınavda çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden bunun üzerinde fazla durdum. Şimdi gelelim yedek hukuk kurallarına. Arkadaşlar yedek hukuk kuralları ise hukuki işlemlerde yapılan işte eksiklikler oluyor. Yoruma açık ifadeler yaşanıyor. İşte bu eksiklikleri tamamlamak, yoruma açık ifadeleri netliğe kavuşturmak amacıyla burada devreye giren kurallar oluyor. Şimdi ilk olarak tamamlayıcı hukuk kurallarından bahsedelim. Nedir? Bakalım. Kişilerin yapmış oldukları hukuksal işlemlerde gözden kaçan veya eksik kalan hususları tamamlamak ve eksikliği ortadan kaldırmak amaçlı kullanılan hukuk kurallarıdır. Arkadaşlar tamamlayıcı hukuk kurallarına soruda nasıl ayıracağız? Soruda görürsek nasıl tanıyacağız? Yani burada taraflar aksini yapabiliyor. Yani mevcut hukuk kuralının aksine hareket edebiliyor. Ve eksiklik varsa bakın anahtar sözcüğümüz nedir burada? Eksiklik, tamamlamak, eksikliği ortadan kaldırmak.
Bu gibi ifadeler sorudan geçiyorsa arkadaşlar biz burada ne diyoruz? Tamamlayıcı hukuk kuralı diyoruz. Yani bir eksiklik var. Bunu ne yapıyor? Tamamlıyor. Adı üzerinde zaten. Tamamlamaktan geliyor. Evet. Mesela örnek verelim. Evet. Ne gibi eksiklikler olabilir? Mesela diyor ki bir borç ilişkisi var. Bu borç ilişkisinde işte para borcu var. Borcu ödeneceği yer belirlenmiyor. Belirlenmediyse böyle bir eksiklik var. Nerede ödenecek şeklinde bir kural hukukumuz belirtiyor. Diyor ki borç bir para borcu ise borcun ifa yeri alacaklının yerleşim yeridir. Alacaklının yerleşim yeridir. Yani borcun ifası için herhangi bir adres belirtilmemişse burada bir eksiklik var. Bu eksikliği tamamlamak amacıyla arkadaşlar hukuk düzeni ne yapıyor? Diyor ki o zaman arkadaş borcunu nerede ödeyeceksin? Alacaklının yerleşim yerinde ödeyeceksin. Veya işte sözleşmelerde bir faiz miktarı belirtilmiyorsa arkadaşlar hani faiz belirtilmemişse belirtilmedi. Bu durumda arkadaşlar hukuk düzeni diyor ki devletin koymuş olduğu yasal faizi ne yapacaksınız? Uygulayacaksınız diyor. Burada bir eksiklikleri ne yapıyor arkadaşlar? Hukuk kuralları böylelikle tamamlıyor. Şimdi geldik yorumlayıcı hukuk kurallarına. Bir hukuki işlem yapılırken evet. Birden fazla farklı anlama gelebilen terimleri, beyanları, niyetleri anlamlandırmaya dilimi sürçüyor artık. İkinci çekişimiz bu videoyu artık arkadaşlar. Netleştirmeye yarayan kurallardır. Evet. Cümle eksik değil herhalde. Bir hukuk işlemi yapılırken birden fazla farklı anlamına gelebilen terimleri, beyanları, niyetleri anlamlandırmaya, netleştirmeye, yoruma açık ifadeleri arkadaşlar netleştirmeye yarayan kurallardır. Mesela örnek verelim. Ne gibi olabilir? Mesela alacaklı borçlu ilişkisinde ben işte Ahmet'e diyorum ki kardeşim ben borcumu sana Mart ayında ödeyeceğim diyor. Yani borcu ne diyoruz? Mart ayında ödeyeceğim diyoruz. Şimdi Mart ayında hani gün belli değil. Biz Mart ayı derken hangi gün ödeyeceğimizi söylemiyoruz. Burada bir yoruma açık ifade var dikkat ederseniz arkadaşlar. Yani Mart ayında ödeyeceğim ama hangi gün belli değil. Hukuk düzeni diyor ki eğer böyle bir durum geçerli olursa yani borcun ödeneceği tarih ayın en son günüdür. Yani Mart ayının en son günü borç ifa edilir diyor. Veya aybaşı diyoruz. Aybaşı dediğimiz zaman arkadaşlar biz mesela maaş aldığımız günler farklı olabiliyor. İşte kimisi onu da alıyor, kimisi beşinde alıyor, kimisi birinde alıyor. Aybaşı dediğimiz zaman arkadaşlar ayın birinci günü aklımıza gelmeli. Ay ortası diyor mesela ayın 15. günü aklımıza gelmelidir. Evet, yoruma açık ifadeleri netleştirmeye yarayan kuralları da öğrenmiş olduk. Şimdi sırada ne var? Tanımlayıcı hukuk kuralları arkadaşlar. Bir hukuki kavramın geçen videoda kağıt kayıyordu. Bantla yapıştırdım. Şimdi daha iyi olmuştur. Evet. Kavramın bir müessesenin hangi anlama geldiğini açıklayan kurallara denir. Evet arkadaşlar yani hukukta hepimiz yani hukuk bilgimiz olmayabilir. İşte bu eksiklikleri, bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla bu kurallar burada devreye giriyor. Hukuk terimlerini açıklıyor arkadaşlar. Mesela örnekler verelim. Hani 2-3 tane örnek verelim daha iyi anlamanız için. Mesela ne diyor? Yerleşim yeri demek ne demektir arkadaşlar?
Yerleşim yeri. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle. Niyetiyle oturduğu yerdir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Hukuk düzeninde kelime olarak yerleşim yeri diyoruz. Mesela nişanlanma ne demektir? Tabii çoğumuz biliyor bunları ama bilmeyenlerimiz olabilir. Evlenme vaadidir. Vaadidir. Veya evlenme vaadiyle verilen sözdür. Mesela adi şirket ne demektir? Adi şirket dediğimiz zaman tabii kötü şirket değil. Ne demektir arkadaşlar? Sahibinden ayrı bir varlığı olmayan, varlığı olmayan şirkettir. İşte bunun gibi hukuk dilinde geçen kelimelerin kavramlarının açıklanmasına yarayan arkadaşlar, kuralları da biz tanımlayıcı hukuk kuralları diyoruz. Unutmayalım, emredici hukuk kurallarının anahtar sözcüğü nedir? Yani soru içerisinde nasıl göreceğiz arkadaşlar? Tarafların aksi yönde hareket edemediği, herkesin uyması zorunlu olduğu kurallar. Mesela şöyle bir de durum da çıkabilir. Mesela ne diyor? Diyor ki alt soy, üst soy birbiriyle evlenemez. Hükmü hangi hukuk çeşidine girmektedir? Yani yapamaz, edemez gibi ifade geçiyorsa emredici kurallar diyeceğiz. Sonra geldik tamamlayıcı kurallara. Soruda eksiklik kelimesi geçiyorsa, tarafların aksini yapabildiği kelimesi geçiyorsa arkadaşlar ne diyeceğiz? Tamamlayıcı hukuk kuralları diyeceğiz. Geçtik bu tarafa yorumlayıcı hukuk kurallarına. Yorum açık ifadelerin netleştirilmesine yarayan kurallar da yorumlayıcıdır. Tanımlayıcı ise arkadaşlar sözcüktür. Hukukta geçen kelimeleri, kavramları açıklamaya yarayan hukuk kuralı diyoruz. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Evet, bununla ilgili mutlaka soru çözelim. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videomuza beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza da abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.